hayatının. Önemli olan kalpte olmasıdır inşallah. Maşallah. Şam bana Kur'an'dan herhangi bir sayfa açıp versin. Can you open a page? Any page from the Quran and give it to me inşallah. Bakayım nereye açmış. Oh, 313. Ne diyorsun? Taha suresi. Maşallah. You see the page 313. Evet. 313. 3 ve 13. 313 diyor inşallah. Evet. 313 açtım diyor inşallah. This is a good number. Maşallah. Nereden biliyorsun? İyi bir sayı bu diyor inşallah. Efendim. Diyor ki Cenab-ı Allah şeytan Allah'a sınırım. Taha suresi 42'de sen ve kardeşin ayetlerimle gidin. Şeytana Allah'a sığınırım. Ve beni zikretmekte gevşek davranmayın. Allah'ı anmakta gevşek davranmayın. İkiniz Firavun'a gidin. Çünkü o azmış bulunuyor. Tebliğ yapın diyor. Ona mülayim söz söyleyin. Umulur ki öğüt alıp düşünür veya içi titrer korkar. Yani tebliğ yapın diyor deccaliyete karşı. Mesela burada Allah diyor ki Taha suresinde Firavun'a git çünkü o azmış bulunuyor. Deccal. Dedi ki Rabbim benim göğsümü aç, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki söyleyeceklerim kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl. Bir yardımcı kıl. Ya yani Müslümanlar demek ki hep yardımcıya ihtiyaçları var. Kardeşim Harun'u. Onunla beni kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. Böyle seni çok tesbih ederim ve seni çok zikrederim. Şüphesiz sen bizi görüyorsun. Allah dedi ki ey Musa istediğin sana verilmiştir. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk diyor Allah. Bunu hatırlatıyor Kur'an'da. Gerçekten ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet et. Beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için onun koşup haberini neredeyse gizleyeceğim. Yani kıyametin yakın olduğuna dair bir alamet bu inşallah. Öyleyse ona inanmayıp kendi hevasına uyan sakın seni ondan alıkoymasın sonra yıkıma uğrarsın. Yani Kur'an'a inanmayan, İslam'a inanmayanların güçsüzlüğü sakın seni ondan alıkoymasın diyor. Hakikaten 313. sayfayı açmış. Mehdi'nin de biliyorsun 313 tane talebesi var. Maşallah. Mesih'in kendisi bildiği için. Açınca çok hoşuna gitti. Maşallah. İnşallah 313 talebesinden birisi olursun. İnşallah. Belki de olmuştur. İnşallah. Ama 313'ün çıkması tabii çok manidar. Maşallah. İnşallah. Çok hikmetli. Allah'tan bir işaret sana. Çok önemli bir işaret. Maşallah. Çünkü 313 rakamı Ehl-i Bedir'in de sayısıdır. Ehl-i Bedir'de peygamberimize beraber gelen sahabelerin sayısıdır. 313 kişi. Aynı zamanda Talut'la nehri geçenlerin sayısı da 313'tür. Mehdi'nin talebelerin sayısı da 313'tür. Özel bir rakamdır. Yani kilit talebelerinin sayısı 313'tür. İnşallah. Komutanların sayısı 313'tür. Senin de açar açmaz 313'ü getirmesi Cenab-ı Allah'ın sana önemli bir manevi işaret. Zaten 13. ayetten başlıyor. Ben seni seçmiş bulunuyorum. Bundan böyle vahyolunu dinle diyor Allah. Elhamdülillah. Evet. Evet. Kur'an sırlarla doludur. Like this story very much. I think it resonates now, especially the idea of the Antichrist of the time, the power structure that we face, worldly power of the Pharaoh. We see it every day. And to have the opportunity to bring God's word and say, be careful. If you do not make amends, if you don't repent and rectify yourself with God, it will be the end of days at that time.
Bu kısayı çok seviyorum. Bunlar şimdi gerçekleşiyor. O zamanki Firavun şimdi Deccaliyet'i temsil ediyor. Eğer Allah'a teslim olmazsan, Allah'a tövbe etmezsen bu zamanın, dünyanın sonu olur. Onu dikkat et diye Allah uyarıyor inşallah. Sana bir işaret çıkacağını bilerek özellikle Kur'an'ı verdim, bu şekillaştırdım. Aynı. Maşallah. Gözünle gör diye. Yani.